Halkımız merhaba. Şu an Roma'dayız. Burada bir konserimiz olacak. İtalya'nın 4 farklı şehrinde konserlerimiz olacak. Biz burada Elin ve İbrahim'i anlatacağız. Direnişimizi anlatacağız, sürecimizi anlatacağız ve siyasi zaferimizi İtalyalı halklarımızla ve burada yaşayan Türkiye'li halklarımızla birlikte kutlayacağız. Yani Yunanistan'dan sonra sahiplenmenin, dayanışmanın en güçlü örneklerinden birini de burada İtalya'da yaşadık. Ve bu yüzden buradayız. Onlarla birlikte siyasi zaferimizi kutlamak için ve 7 notanın komutanlarını Helin ve İbrahim'i selamlamak için. Burada aynı zamanda 20-21 Kasım'da Atina'da düzenleyeceğimiz sempozyum ve festivale de çağrılarımız ve buna yönelik çalışmalarımız olacak. Direnişimiz boyunca yanımızda olan, direnişimize destek veren sanatçıları bu sempozyuma ve festivale katılmaya çağıracağız. Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız olacak. Ortak düşman Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı bütün dünyadaki sanatçıları internasyonel sanat cephesinde birleştirmeyi hedefliyoruz. Ve bunun için de bu cepheyi kuracağız. Kuruluşunu da Atina'da, 20-21 Kasım'da Atina'da gerçekleştireceğiz. İbrahim abinin sözünü Anadolu'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Latin Amerika'yı bir programa döktük. Bunun bir parçası da bugün İtalya'daki programımız. Ve bu program sürecek. Gideceğimiz yerleri çoğaltacağız. Ve İbrahim abiye, Helin Es verdiğimiz sözü tutacağız. Selam olsun 7 notanın komutanlarına.
İzleyenlere iyi akşamlar. Bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Halkın türkülerini söylediler. Halkın özlemlerini, sevdalarını dilimize doladılar. Şarkıları direnenlere, mücadele edenlere güç verdi. Kavga türküleriyle dağlarda onlar vardı. Kavga türküleriyle alanlarda. Grup Yorum'u konuk edeceğiz bugün. Grup Yorum, halkların binlerce yıllık sömürsüz bir dünya hasretini notalara döküyor. Eşit, özgür dünya mücadelesine çok büyük etkisi ve katkısı olduğu tartışmasız. Sanat alanında mücadele ediyor, notalar ile savaşıyor. Türkülerini hep yasaklanmaya çalışıldı. Grup Yorum'u susturmak için faşizm her türlü yönteme başvurdu. Ama susmadılar, denediler. Denilebilir ki baskı ile yasakları büyüdü ve güçlendi Grup Yorum. AKP faşizmi Grup Yorum'un sesini kısma, yok etme saldırısı başlattığında ise tereddütsüz direndiler. Ölümüne direndiler hem de ve öldüler. Helin Bölek, İbrahim Gökçek ile susturmak, yok etmek istenilen Grup Yorum artık tüm dünyanın sahiplendiği bir güce dönüştü. Bitirmek istediler ama artık Grup Yorum her yerde. Zulüm yine büyüttü Grup Yorum'u. Daha güçlü yürüyorlar artık. Dünyanın her yerine davet ediliyorlar. Konserler veriyorlar. Türküleri, şarkıları ile büyüttükleri umudu tüm dünyaya tanıtıyorlar. En son İtalya'ya taşıdılar coşkularını. Kavganın içinden süzülen notalarını İtalya halkına duyurdular. Evet, şu anda Grup Yorum üyeleri Sena Erkoç ve Umut Gültekin ile birlikteyiz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Başlayalım isterseniz ilk sorumuzla. Bir saniye. Sesiniz kısılmak istendi, susturulmak hatta yok edilmek istendiniz. Baskının en yoğunlaştığı bir dönemde durmaksızın üretiyor. Susturulmak bir yana sesiniz daha güç çıkıyor. Dünyanın birçok yerinde rüzgarınız esiyor. İtalya konserlerinize geleceğiz ama önce İtalya öncesinde anlatsanız, kısaca verdiğiniz konserlerden bahsedebilir misiniz? Evet, geçmiş aylarda aslında oldukça yoğun bir programımız vardı. Anlatıyoruz aslında her gittiğimiz her yerde bizi yok etmek istedikleri bir süreçte Grup Yorum daha da büyüdü. Helin ve İbrahim ölmediler. Bunu en somut şekliyle aslında şu andaki programımızda görüyoruz. Aylardır düzenlediğimiz konserlerde, gittiğimiz her yerde biz bunu somut bir şekilde yaşıyoruz. Sahnemiz doluyor. Yeni Grup Yorum emekçileri var aramızda bugün ve bu şekilde de büyümeye devam ediyoruz. Son süreçte de birçok konserimiz oldu aslında İtalya'ya gitmeden önce de. İki internet konseri düzenledik. Ülkede yapmak istediğimiz internet konseri yasaklandı. Valilik tarafından yasaklandı. Avrupa'da, Almanya'da birçok sokak mitinginde sahne aldık. Yozlaşmaya karşı, ırkçılığa karşı, polis şiddetine karşı mitinglerde yer aldık. Onun dışında Yunanistan'daydık. Atina'da bir konser gerçekleştirdik. Yunanistan'da tutsak olan 11 Türkiye'li deyimci tutsak için onlarla dayanışma için yapılan bir konsere katıldık. Onların mahkemelerine katıldık. Yunanistan'daydık. Sonrasında ise yurt dışında yaptığımız konserleri aslında çoğaltmaya başladık. İbrahim abinin sözünü tekrarlıyoruz yine buradan. İbrahim abi Anadolu'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Latin Amerika'ya diyordu. Biz de bugün o sözü bir programa döktük ve dünyanın dört bir yanına İbrahim abinin ve Helin'in şehit düştüğü değerleri, sanat anlayışımızı anlatmak için bu konserleri, gideceğimiz ülkeleri çoğaltmayı düşünüyoruz. Ve buna yönelik bir programımız var.
Aslında İtalya ile başladık diyebiliriz. Orada bir turnemiz oldu. Yani böyle bir süreçten şu anda bu konserleri çoğalta çoğalta gidiyoruz. Evet. İtalya konseriniz ile ilgili izlemlerinizi alabilir miyiz? Yani nelerle karşılaştınız? Grup yorum biliniyor mu orada? Biliniyorsa nasıl biliniyor? İtalyan halkının sizi nasıl ağırladığını, konserlerinizin ilgiye olan ilgiyi anlatabilirsiniz mesela. Yani öncelikle şunu diyebiliriz, biz oraya gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı çok bilmiyorduk. Bir arkadaşımızla ilişkimiz vardı, tanıdığımız. Ve onunla birlikte diğerleriyle de tanıştık ama tam nasıl olacak, ne olacak bilmiyorduk. Ve oraya gittiğimizde aslında grup yorumun, yani daha doğrusu Helin ve İbrahim'in direnişinin yarattığı sonuçları gördük. Yani enternasyonel dayanışma diyoruz, siyasi zafer diyoruz. Biz bunu iliklerimize kadar hissettik diyebiliriz orada. Çünkü grup yorum demek orada ya da grup yorumcu olmak. Yani bize nasıl davrandıklarını kabaca bir anlatırsak bir çok değerli bir şeye hani böyle değmeye cüret edemezsin ya. El üstünde taşırsın. Bir çocuğun gibi. Gerçekten bize öyle davrandılar. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama öyle bir değer yaratılmış ki Helin ve İbrahim'in direnişiyle birlikte yani bunu gerçekten çok güçlü hissettik. Çok ciddi bir sahiplenme vardı ve grup yorumu gerçekten en azından bizim bulunduğumuz yerlerde tanımayan yoktu. Tarihsel olarak da ve sürecimiz özellikle 7 notanın komutanlarının yarattığı o süreci daha doğrusu bilmeyen yoktu yani etrafımızda ya da konserlerde bulunan kişiler. Bizim açımızdan tabii çok değerliydi. Onlar bize nasıl davranacağını şaşırıyordu. Tabii onların o hali bizim de onlara nasıl davranacağımızı yani bir şey halindeydik. Nasıl diyeyim? Bir tarafta biraz şaşkın mıydı? Evet. Ve genç olmamız çok etkiledi onları. Yani grup yorumun sürekli gençleşmesi, sürekli o devrimci ruhun devam etmesi. Orada da yine Helin ve İbrahim'i anlattık. Bu direniş sonrası arkadaşlarımızın, yeni arkadaşlarımızın karar aldığını, bas gitar çalma iddiasında olduğunu ve direnişin aslında büyüttüğünü. Kimse bugün Helin ve İbrahim öldü diyemez yani. Biz İtalya'da, ondan öncesinde Atina'da, ondan öncesinde buradaki yaptığımız konserlerde hep bunu yaşadık. Ve Helin ve İbrahim bizimle her konserde birlikteler ve artık grup yorum Helin ve İbrahim yani. Gerçekten çok etkileyiciydi İtalya halklarının, İtalya'daki İtalyalı halklarımızın. Artı tabii Türkiye ile Anadolu'dan gelen Türkiye'li halklarımız da vardı orada. Onlar da aynı şekilde 4-5 saat yol tepip konsere gelenler vardı. Mutlaka bizim oraya da gelin, konser yapalım çağrıları vardı. Yani çok güzeldi, çok ciddi bir sahiplenme vardı ve biz direnişin gücünü bir kez daha İtalya'da görmüş olduk bu şekilde. Evet. Peki nerelere gittiniz İtalya'da? Nereleri gezdiniz? Konserlerinizde neler elde verdiniz? Biz İtalya'nın dört farklı yerine gittik. Roma'da yaptık ilk konserimizi. Sonrasında Sardinya'ya geçtik. Orada Sinai'de bir konser verdik. Ondan sonra Bari'ye geçtik. Son olarak da Lecce'de. Son konserimizi Lecce'de gerçekleştirdik. Yani tabloyu biraz daha anlamak için o kadar yoğundu ki program. Gerçekten şöyle sürekli birileri bizimle görüşmek, bizimle tanışmak, bizi görmek istiyordu. Yani hiç durmadı bu durum. Konserlere gerçekten mesela şeye geçtik, Roma'dan Sardinya'ya geçtik, feribotla geçtik. Geldik dinlenemeden çünkü röportaj hazırlanmış, basından gelip görüşmek isteyenler, oradaki halkımız gelip bizimle görüşmek istedi. Hani sürekli birileri görüşmek istiyor, sürekli bizimle konuşmak, sohbet etmek, Helin ve İbrahim'i, direnişi, her şeyi öğrenmek istiyorlar. Yani sürekli birileriyle görüşüyorduk. Oradan konsere geldik. Konserden tekrar bir toplantı oldu, yemek oldu. Peşinden feribotla Bari'ye geçtik ve şeye zor yetiştik. Sound check'e yetiştik. Ses düzenini kuruyorsun. Kuruyorum. O öncesinde yapılıyor konserden. Ve oraya zar zor yetiştik. Arabada bindik ve konsere çıktık.
Yani gerçekten hiç durmaksızın bir kitle çalışması gibiydi yani. Sürekli birileri görüşmek istiyor, öğrenmek istiyor, grup yorumun tarihini öğrenmek istiyor, bizden duymak istiyor. Ve o yüzden çok etkileyiciydi. Biz de tabii her yere yetişmeye çalıştık. Herkesle görüşmeye çalıştık. Yani Helin ve İbrahim'i herkese direnişimizi, grup yorumunu herkese anlatma iddiamız var. Anlatacağız. Programa döktük bunu. Demin Sena'nın da dediği gibi. Yani Anadolu'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Latin Amerika'ya, İbrahim abinin dediği gibi onu bir programa döktük ve o programı hayata geçireceğiz. Ve bütün dünyaya Helin ve İbrahim'i anlatacağız. Ve bu bizim sanat anlayışımızı anlatacağız. Peki yani bu söylediğim... Pardon, buyurun. Aslında gerçekten de öyleydi. Şimdi 4 konser verdik ama bir dakikamız bile boş geçmedi gerçekten. Ertelenen, iptal olan hiçbir şey olmadı. Hiçbir görüşme olmadı. Ve tabii şunu görmek çok etkileyiciydi bizim açımızdan. Yani hep diyoruz ya, grup yorum konserleri sadece müzik dinlenilen, halay çekilen yerler değildir. Bizim de orada gittiğimiz her yer aslında, her buluşma, her söyleşi, her konser. Yani herkes sanki Helin'le, İbrahim'le, Mustafa'yla, Ebru'yla tanışmak için gelmişler. Yani böyle bir, bizde böyle bir duygu oluştu. Çünkü isimlerini ağzımıza aldığımız an karşımızda, nasıl desem, o kadar anlamlı bakışlar, öyle bir saygı hissediliyordu ki biz tekrar direnişimizin gücünü anladık ve tabii her birimiz grup yorum üyesi olmaktan, o sahnede olabilmekten bir kez daha çok gurur duyduk. Yani böyle bir süreç geçirdik ve şunu diyebiliriz, gerçekten siyasi zaferimiz çok somut aslında. Biz bunun evet tabii ki farkındaydık ama bunu bu şekilde tekrar hayatın içerisinde gittik. Yani yabancı ülkelerde yaşamak, yani herkes kendi şehidi gibi sahiplenmiş aslında şehitlerimizi. Ve biz bunu orada çok ciddi bir şekilde yaşadık. Ve sadece konser vermedik biz orada. Tekrar internasyonalizmi büyüttük. Yarattığımız sanat anlayışını, avukatlık anlayışını, Mustafa'nın gün gün onuru için direnmesini, yani bunları, bu anlayışı büyüttük aslında. Devrim umudunu büyüttük. Ve bunun karşılığını gerçekten aldığımızı söyleyebiliriz. Gittiğimiz her yerlerden önümüzdeki süreç içerisinde, yani bize sözler verildi. Sizi asla yalnız bırakmayacağız diye. Ve insanlar kendilerini resmen kahredecek gibi, sizi önceden neden tanımıyor diye. Yani çok güzel bir bağ yakaladık. Hani halkların kardeşliği diyoruz. O kardeşliği biz gerçekten sonuna kadar hissettik. Evet. Peki bu söylediklerinize hemen bir bitişik soru sorayım. Dediniz işte İbrahim Gökçe'nin Antarktika'dan, Antalya'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Amerika'ya dediniz, Latin Amerika'ya dediniz. Peki bundan yola çıkarak gelecekte projeleriniz var galiba o zaman. Bu projeleriniz nelerdir, bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani öncelikle biz bir internasyonel sanat cephesi kurmayı hedefliyoruz. Bunun ilanını kısa bir süre önce yaptık. Bir sempozyum ve festival düzenleyeceğiz Kasım ayında, 20-21 Kasım'da. Atina'da uluslararası, yani bütün dünyadan şu anda tanıdığımız sanatçıları davet ettiğimiz bir sempozyum ve festival gerçekleştireceğiz. Burada da internasyonel sanat cephesi kuracağız. Şu an önümüzdeki konserlerden İsviçre var. Bu arada bu hafta sonu İsviçre'deyiz. Sonrasında biz sempozyum ve festivalin hazırlıkları için Yunanistan'a geçeceğiz. Orada çalışmalarımız olacak. Bu cepheyi büyütmek adına orada bir program oluşturduk. Direniş sürecinde yanımızda olan, açıklamalar yapan, şarkı, şiir, şey besteleyen, resim çizen, yani bütün sanatçıları bu cephede toparlamak, toplamak ve birleştirmek istiyoruz. Ortak düşman Amerika'dır dedik ve bütün dünyadaki sanatçıları da emperyalizme karşı birleştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışı konserlerimiz var. Yine Kasım ayının sonunda, yani 26 Kasım'da İrlanda'da olacağız.
İrlanda'da konser yapacağız ve önümüzdeki yılın Mart ayında da şu anda netleşen Sri Lanka'da bir konserimiz olacak. Sri Lanka'ya gideceğiz. Bunun dışında şu an görüştüğümüz yerler var. Netleşecek, yani önümüzdeki süreçte netleşecek olan konserler var. Yani direniş sürecinde gerçekten çok büyük bir internasyonel dayanışmayla karşılaştık ve oradaki bütün sanatçılar aslında birleştirmek istiyoruz. Bunu bir örgütlülüğe çevirmek istiyoruz. Bunun için de şimdi internasyonel sanat cephesini kuracağız. Yani bunun Evet. dışında grup yorum evi açacağız. Burada Duisburg'da, şu an zaten Duisburg'dayız. İdil Kültür Merkezi'nden sonra ikinci bir evimiz de burada olacak, Avrupa'da olacak. Buradan da çalışmalarımızı yürüteceğimiz, yine aynı işlevi gören, İdil Kültür Merkezi ile aynı işlevi görecek olan grup yorum evini kuracağız. Bunun da açılışını önümüzdeki aylar yapmak istiyoruz. Umarız ufak sorunlarımız var, onları çözeceğiz ve hızla açılışını da yapacağız Atina sonrası, yani sempozyum sonrası. Bunun dışında film gösterime girecek. İnan Altın'ın ve Selma Altın'ın yönetmenliğini yaptığı film çok yakında, onun da geçen videosu yayınlanmıştı. Bu film yayına girecek, galası yapılacak. Bunun dışında albüm çalışmalarımız var. Üç tane farklı albümle şu an çalışıyoruz. Neşet albümü, Mahsuni Şerif ve bizim yani onların dışında hem ustalarımızı şeyini sürdüreceğiz, hem de yeni bir albüm daha gelecek. Bunların da çalışmaları sürüyor. Başka bir şey var mıydı? Başka, yani albüm çalışmaları sürüyor. Evet. Film var, Konserlerimiz yorum evi. sürüyor. Yani bayağı yoğun bir programımız var ve Evet. programımızı Yoğunsunuz. hayata Evet. geçiriyor. Büyük bir emek sarf ettiğiniz zaten gittiğiniz yerlerden belli oluyor. İşte gidiyorsunuz, boş kalmıyorsunuz, dediğiniz gibi arabada giyinme, hazırlanma gibi bir durum bile oluyor yani bazen. Çok yoğun olduğunuz belli ve bu da çok emek verdiğiniz anlamına gelir zaten. Albümleriniz hakkında zaten konuştuğumuz bir sorum da zaten oydu, onunla alakalıydı. Son olarak konserleriniz ve genel olarak anlatmak istediğiniz bir şey varsa onları da alabiliriz. Yani çağrı yapmak isteriz tüm halkımıza. Hala tutsaklarımız var. Emel, Seher ve Betül. Yani grup yorum halkın sanatçıları. Yani bizim halkın sanatçılarını, yani halkımız kendi sanatçılarını sahiplenmelidir. Ve bunu yapmak için de mektup, faks, mahkemelere gitme gibi durumda, yani bunları yapabiliriz. Bunlar önemli. Neden? Çünkü halkın sanatçılarının sahipsiz olmadığını faşizme göstermeliyiz ve onları faşizmin tecrit hücrelerinden söküp almalıyız. Aynı şekilde Ali Osman Köse, Elif Ersoy bugün açlık grevinde, devrimci tutsakları, grup yorum, halkın avukatları, hepsini sahiplenmeliyiz ve onları sahipsiz bırakmamalıyız. Bir mektup dahi olsa, o tecriti delen bir mektup çok değerli, bir faks çok değerli. Bunları yapmalıyız, bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Herkesi mektup yazmaya, faks çekmeye çağırıyoruz, tüm halkımızın. Evet. Sena, senin bir şey söylemek istediğin var mı? Bir şey söylemek ister misin? Eklemek istediğim bir şey yok. Tamam. O zaman eğer siz de isterseniz bize grup yorumdan bir şeyler söylemek ister misiniz? Olur. Olur. Söyleyelim. O zaman mikrofon sizde. Tamam. Acılar olacak, yıllar olacak.
olacak, acılar olacak, yokluklar olacak. Düğüne baban sana, düğüne baban sana. Düğüne baban sana, düğüne. Dinlenecek bir zikler, açlıklar alacak. Teşekkür ederiz. Dilinize, yüreğinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz röportaj için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok önünüzde uzun bir yol var. Ama aynı zamanda çok da güzel bir yol bu. Sonuçta şehitlerimizin, işte Helin Böleğin, İbrahim Gökçe'nin yolundan yürüyorsunuz diyebilirim. Bu yüzden size çok çok başarılar diliyoruz. Gerçek Haber Ajansı olarak da her zaman sizin yani yayınlarımızda her zaman sizden bahsetmeyi bırakmıyoruz. Ve konserlerinizi de takip etmeye devam edeceğiz. Bunları da seyircilerimize aktarmaya devam edeceğiz tabii ki. Tekrar çok teşekkür ederim katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Halkımız merhaba. Şu an Roma'dayız. Burada bir konserimiz olacak. İtalya'nın 4 farklı şehrinde konserlerimiz olacak. Biz burada Helin ve İbrahim'i anlatacağız. Direnişimizi anlatacağız. Sürecimizi anlatacağız. Ve siyasi zaferimizi İtalyalı halklarımızla ve burada yaşayan Türkiye'li halklarımızla birlikte kutlayacağız. Yani Yunanistan'dan sonra sahiplenmenin, dayanışmanın en güçlü örneklerinden birini de burada İtalya'da yaşadık. Ve bu yüzden buradayız. Onlarla birlikte siyasi zaferimizi kutlamak için ve 7 notanın komutanlarını Helin ve İbrahim'i selamlamak için. Burada aynı zamanda 20-21 Kasım'da Atina'da düzenleyeceğimiz sempozyum ve festivale de çağrılarımız ve buna yönelik çalışmalarımız olacak. Direnişimiz boyunca yanımızda olan, direnişimize destek veren sanatçıları bu sempozyuma ve festivale katılmaya çağıracağız. Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız olacak. Ortak düşman Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı bütün dünyadaki sanatçıları internasyonel sanat cephesinde birleştirmeyi hedefliyoruz. Ve bunun için de bu cepheyi kuracağız. Kuruluşunu da Atina'da, 20-21 Kasım'da Atina'da gerçekleştireceğiz. İbrahim abinin sözünü Anadolu'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Latin Amerika'yı bir programa döktük. Bunun bir parçası da bugün İtalya'daki programımız. Ve bu program sürecek. Gideceğimiz yerleri çoğaltacağız. Ve İbrahim abiye, Helin'e verdiğimiz sözü tutacağız. Selam olsun 7 notanın komutanlarına.